Kolay gelsin Seyit amca. Oo, Ali sen miydin? Benim Seyit amca. Şeker, çay, ayrıyeten tomurcuk ve kibritler. Şu da paranın üstü. Zahmet oldu oğlum, sağ olasın. Sen sağ ol Seyit amca. Bana müsaade. Bir şey ikram etseydim sana. Yok be Seyit amca. Taşlıkaya'ya uğrayacağım da daha gideyim. Aman hava bozacak. Akşama falan kalma bari. Bozacak mı? Günlük güneşlik be Seyit amca. Sen benim dediğimi yaz bir yere. O güne güneşe de fazla aldanma. Daha 42'nde yapacak. Valla fazla itiraz edemiyorum. Çünkü dediğin çıkıyor. Nasıl anlıyorsun Seyit amca Allah aşkına? İşte. İnsan yaşlandıkça malumat kesbediyor. Tecrübe sahibi oluyor. Ama sonra da... Sonra? Sonra da alıyor onu bir düşünce. Acep ben bunu hangi zaman kullanırım diye. Böyledir işte. Vaktin vardır bilmezsin. Bilirsin vaktin daralmıştır. Eyvallah amca. Güle güle oğul. Selam götür babana. Hı hı. Hazır beyefendi. Ne doldurdun? Konyak. Ya yok muydu doğru düz bir şey? Buralarda zor beyefendi. Ancak bunu bulabildim. Neyse tamam. Sen hesabı al. Ama önce bir bira daha ver bana. Hemen. Allah kahretsin. Nasılsın efendi? Haller keyifler nasıl? Ya seni de biraz çıkarmalı be. Hadi. Gel bakalım. Hadi. Hadi yallah dışarı. Hadi. Hmm.
Ah, ne vardı sen de bırakıp gitmeseydin şu dedeni. Önce baban, sonra sen. Deden de buralarda kala kaldı işte. Hiç unuttuk ya. Allah Allah. Tam da kirişi kıracak zamanı buldun. Da fazla artık. Bu ne böyle? Yolda mı kaldı acaba? Bayılmış bu ya.
Dinlendin mi bakalım? Evet ama... Benim adım Seyit. Burası da Ahmetli Köyü. Ben... Ne olduğunu hatırlamıyorum. Seni arabanın yanında buldum. Baygındın. Galiba düşüp başını çarpmışsın. Becerebildiğim kadar bir şey yaptım ben de. Şimdi iyisin ya. Arabam nerede? Gece kaldığı yerde. Anahtarını da çantana koydum. Bir şey olmaz, merak etme. Benim bir an önce... Hiçbir yere gidemezsin. Nedenmiş o? Yağmur köprüyü mahvetmiş. Yola çıkamazsın. Hem köprü açık olsa bile... Bu halde çıkarsan fazla gidemez, yine düşüp kalırsın. Ama benim... Evlat, önce kahvaltı et, olur mu? Hep bakacak mısın böyle? Sen aldırma. Ye. Beni birine mi benzettin? Benzetmedim. Biraz öyle gibi de. Benzetmedim. Tanıdım. Tanıdın mı? Doğru. Mesleki icabı. Yani tanımış olabilirsin. Hastalarımdan biri miydin? Gelmiş miydin bana hiç? İşlerim var benim. Sen ye. Bir ihtiyaç olursa sesleniriz. İyi yağmış gece, ha?
Sana teşekkür borçluyum. Gece beni almasaydın bayağı zor durumda kalacaktın. Kim olsa yapardı. Köprüden haber var mı? Ne zaman gidebilirim ben? Uğraşıyorlar. Haber verecekler, merak etme. Nereye gidiyorsun? Keçiyi bulmaya. Sen istirahat et. Keçi ha? Madem dönecektin, ne kaçarsın be mübarek? Bu adam o. Oh. Ama yapacak bir şey yok. Misin Seyit amca? Can yoldaşındı bu hayvan. Elbet canım. Altı üstü bir keçi işte. Niye kendin kesmiyorsun o zaman? Canım sen de ettin bir hayır sorup durma işte. Ayaklarını tut Seyit amca. Ne yapıyorsunuz siz ya? Keçiyi kesiverelim dedi de. Ama. Hadi Asım kes şunu. Bismillahirrahmanirrahim. İnanamıyorum sana ya. Yemen, soğumasın. Bir tane keçim vardı. Allah bilir tek servetindi. Onu da kestin ha. Olsun, ye. Sen yemeyecek misin? Yok, dokunuyor bana. Bayağı iyi. Yemeyeceğinden emin misin? Aslında hiç gerek yoktu. Olsun. Öyle akşam çökerek, sabah çökerek olmaz. Hem senin et yemen lazım. Neden öyle düşünüyorsun? Evvela misafirsin. Tanrı misafir. İnsan misafirine ikram edecek. Sonra da... Kendine gelmen lazım. Binyende bir araz olmasa o çamurun içinde debelenip kalmazdın öyle. Vallahi mahcup ettin beni. Hem de hiç tanımadığın halde. Orasını Allah bilir. Et gerçekten nefis olmuş. Thank you.
Nedir o? İlaç filan mı? İlaç? Öyle de denebilir. Konyak, iyi cinsine. İster misin? Bir bardağı koyalım. Konyak mı? Ver şunu bana. Ama... Parmaklarında o hüner, zihninde o marifet varken bu zıkkımı içemezsin. Anladın mı? İçemezsin. Daha kaç yan gidecek? Kaç! Mataramı ezdin. Siz kasabacıları böylesiniz değil mi? Güya Tanrı misafiri ayaklarıyla keçiyi kes, iyilik yap. Ama sonra çocuk azarlar gibi. Neyse. Ama sana bir sır vereyim mi? Ben bu mahalle evliyalarından hiç hoşlanmam. İyilik mi yaptın bana? Peki. Bu hepsini karşılar. Keçiyi de al işte. Sana borcum kalmadı. Hiç kalmadı. Alsana. Keyfin bilir. Doktor. Hiç elin yanmamış senin. Ocağına ot düşmemiş. Taze fidanın kurumamış hiç. Var sen kendi derdine ya. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Aküyü takviye ettik, hazırdır. Güzel. Al bakalım. Yok beyim, lafı mı olur? Hayırlı yolculuklar. Nasılsın Seyit amca?
Gel oğlum, buyur. Ya Seyit amca, fazla geldi herhalde. Nedir o? Para. Bir sürü para saçılmış buraya. Bırak evladım onları. Ne? Ama... Hiçbirine dokunma. Gel sen gel. Peki. Sen öyle diyorsan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baban nasıl? İyi hamdolsun, iyi. Ben bu adamı nereden... Tabii ya. Şunu için hemen. Acil bir hasta var. Bir an önce kendinize gelmeniz lazım. Tamam, tamam. Hemen gelin. Filiz Hanım. Laf olsun istemiyorum. Olur mu? Bekliyoruz. Çok acil. Sen misin? Evet. Torunum az önce öldü. Öldü torunum. Saatlerdir seni bekledik. Hepimiz, herkes. Hükümet seni buraya şifa dağıtasın diye dikmiş. Sen kolunu önlüğüne sokamıyorsun. Torunum öldü. Öldü. Burada aklım ermez ama. Ruzu mahşerde, iki elim yakanda. Yakanda, yakanda. Hastayı kaybettik. Oydu. Oydu. Tabii ya.
Ben senin torununun ölümüne sebep oldum. Ama sen benim için keçini kestin. Bana iyilik. Böyle yapmalıydım. Çünkü bazen bir şey gelir, üstümüze vacip olur. Kaçarsan, yüksünürsen ziyandasındır. Ama ben senin... Ben hep yaptığımı yaptım. Yine olsa yine yaparım. Ama sana bakmak, seni görmek acı veriyor bana. Bundan sonrası sana kalmıştır. Senin işindir. Benden ırak ol. Ben... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.